Herkese merhaba. Sony artık bir yıla iki tane amiral gemisi Xperia telefonu sığdırmayı gelenek haline getirdi. Bu yılın başında Mobil Dünya Kongresi'nde Xperia Z2 tanıtılmıştı ve bu akıllı telefon yaza girmeden hemen önce Türkiye'de piyasaya sunulmuştu. Bu telefonu Eylül ayında IFA 2014'te tanıtılan Xperia Z3 izledi. Xperia Z3 de geçtiğimiz günlerde Türkiye piyasasına giriş yaptı. Sony Xperia Z3 ile birlikte Sony Xperia Z serisinin tasarım çizgisini devam ettiriyor. Yine karşımızda OmniBalance tasarımı var. Önde ve arkada 2 adet çizilmelere ve çatlamalara karşı dayanıklı cam var. Ve bu cam tabakanın arasında da metal bir çerçeve var. Kenarları boydan boya çevriliyor. Bu metal çerçevenin köşelerinde de plastik şeritler yer alıyor. Bu plastik şeritler de metal görünümüne sahip. Böylelikle Sony Xperia Z3 tamamıyla metal görünümlü bir kenar şeride sahip telefon gibi gözüküyor. Devam edelim. Sony Xperia Z3 de suya ve toza karşı dayanıklı bir akıllı telefon. IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılığı belgeleniyor Sony Xperia Z3'ün. Kibar ve ince görünümüne karşın Sony Xperia Z3'ü dış ortam koşullarında, su kenarında, tozlu ortamlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tabii ki Sony Xperia Z3'ün yüzeyi daha önceki Xperia Z telefonlarına göre biraz daha kaygan, ön ve arkadaki cam yüzeyler biraz daha kaygan yapılmış. Bu durum aslında telefonun biraz daha lüks hissedilmesini, daha güzel hissedilmesini sağlıyor ancak bir o kadar da kaygan yapıyor. Elinizden daha kolay şekilde düşürmenize neden oluyor. Bu nedenle Xperia Z3'ü sıkışık durumlarda pek kullanmamanız, elinizi almaya, konuşmaya çalışmamanız gerekiyor. Her ne kadar düşme potansiyeli biraz daha fazla olsa da Sony Xperia Z3 gerçekten sağlam, dayanıklı ve akıllı telefon. Telefonu bir kez masadan düşürdük, elimizden kaydı ve yere düştü. Ancak hiçbir yerinde bir çatlama, çizik vesaire görmedik. Karşımızda böyle sağlam bir akıllı telefon var. Sony Xperia Z3'te 5.2 inç ekran var. Artık 2014'ün ikinci yarısından itibaren görmeye başladığımız akıllı telefonlarda Quad HD ekranlar var. Ancak Sony Xperia Z3'te yine Full HD ekran görüyoruz. 1920x1080 piksel çözünürlüklü bu Full HD ekran IPS LCD teknolojisine sahip ve bu sayede de yüksek görüş açılarına sahip. Dış ortamda da gerçekten yüksek bir parlaklığın olduğunu söyleyebiliriz. Dış ortamda da dışarıda parlak güneş ışığı altında da Sony Xperia Z3'ü rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ekran parlaklığı da oldukça iyi seviyede. Şöyle parlaklığı maksimuma getirecek olursak daha iyi anlayacaksınız parlaklığı. Ve Triluminos teknolojisi sayesinde Sony'nin televizyonlarında görmüş olduğumuz Triluminos teknolojisi sayesinde renk gamının daha geniş bir aralığı destekleniyor. Böylelikle başka akıllı telefon ekranlarında görmediğimiz renkleri bile görebiliyoruz. Çok daha canlı, parlak renkler ve çok daha yüksek bir seyir zevki sağlanıyor Sony Xperia Z3 akıllı telefonda. Donanım tarafına baktığımızda Sony Xperia Z3'ün Sony Xperia Z2 ile aynı donanım bileşenlerine, hemen hemen aynı donanım bileşenlerine sahip olduğunu görüyoruz. Snapdragon 801 Yonga set var. Ancak Snapdragon 801 Yonga setin 2.5 GHz saat frekansına sahip versiyonu var. Bu da Sony Xperia Z3'ün performans açısından Xperia Z2'ye göre biraz daha iyi işlemesine olanak sağlıyor. Android 4.4.4 KitKat kullanıcı arayüzünde gezinmek oldukça rahat. Bunun yanı sıra yüksek performans ihtiyacı duyan, yüksek donanım profiline ihtiyaç duyan oyunları da Sony Xperia Z3 rahatlıkla oynatabiliyor. Bu açıdan da herhangi bir problem yok. İnternette gezinmek de Sony Xperia Z3'te oldukça kolay oluyor. Masaüstüne yakın bir deneyim elde ediliyor. Bunun dışında Sony Xperia Z3'ün en dikkat çekici özelliği pil performansı. Sony Xperia Z3'te Stamina Mod yine var. Stamina Mod açık olduğunda telefonun arka plan veri iletişimi kısıtlanıyor ve böylelikle pilden tasarruf yapılmış oluyor. Bunun dışında bir de Ultra Stamina Mod var. Ultra Stamina modunda ise telefonun Wi-Fi ve 3G erişimi, hücresel mobil şebeke veri bağlantısı kapatılıyor ve sadece belirli başlı uygulamalar izin veriliyor. Bu şekilde telefonu bekleme modunda 110'luk bir batarya kaldığında bile bekleme modunda 2 gün boyunca açık tutmak mümkün oluyor. Sony Xperia Z3'te Android 4.4.4 KitKat yüklü olarak geliyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan, resmi duyurusu yapılan Android 5.0 Lollipop'ta zamanı geldiğinde Xperia Z3'te yerini alacaktır. Xperia Z3'te yine Xperia kullanıcı arayüzünü görüyoruz. Bu kullanıcı arayüzüne artık alıştık. Fazla değişiklik olmadan ufak tefek güncellemelerle, düzenlemelerle
çoğu Xperia telefonunda, aslında her Xperia telefonunda karşımıza çıkıyor. Xperia Z3'te de bu Xperia kullanıcı arayüzü hemen hemen Xperia Z2'den farksız şekilde karşımıza çıkıyor. Uygulama menüsüne baktığımızda ikonların, yazıların biraz daha büyütüldüğünü görüyoruz. Bu sayede kullanmak biraz daha kolay oluyor. Neyin nerede olduğunu biraz daha rahat şekilde görebiliyorsunuz. Soldan parmağınızı sürüklediğinizde açılan menü sayesinde de bu uygulama menüsünde düzenleme yapabiliyorsunuz. Play Store ve Sony Select gibi uygulama mağazalarına, uygulama tavsiye rehberine rahatlıkla erişmeniz de mümkün oluyor. Bunun dışında Sony Xperia Z3 ile birlikte ekran görüntüsü alma dışında ekranı kaydetme işlemi de yapabiliyorsunuz. Ekranı kaydederek örneğin birisine bir şey göstermek istiyorsunuz, ekranda bir şey göstermek istiyorsunuz. Bunu ekran görüntüsünü kaydederek rahatlıkla yapabilirsiniz. Bunun dışında yine temaları değiştirebilirsiniz. Farklı renkte temalar var. Yine bileşenler ekleyebilirsiniz. Sony'nin yüklü olarak sunduğu çeşitli bileşenler var. Eğer isterseniz bu bileşenleri kaldırabilirsiniz. Yeni bileşenler ekleyebilirsiniz. Bu şekilde Sony Xperia Z3'te sunulan yazılım deneyimini biraz daha özelleştirmeniz mümkün oluyor. Sony Xperia Z3'ün bir başka özelliği de PlayStation Remote Play özelliğini desteklemesi. Eğer bir PlayStation 4'ünüz varsa oyun keyfini PlayStation 4'te bulunduğunuz ortamda mobil şekilde yaşayabilirsiniz. PlayStation 4'te oynatılan oyunlar PlayStation 4 Remote Play desteği sayesinde Xperia Z3'ün ekranına yansıtılıyor. Böylelikle Wi-Fi üzerinden oyunu uzaktan oynayabiliyorsunuz. Aynı zamanda PlayStation 4'ün DualShock 4 uzaktan kumandası da Sony Xperia Z3 ile birlikte kullanılabiliyor. Kameraya baktığımızda Sony Xperia Z3'ün arkasında da 20.7 megapiksel G-sensör kameranın bulunduğunu görüyoruz. Hemen altında da LED flash dikkat çekiyor. Kamera deneyimi açısından Sony Xperia Z3'ün selefleri Xperia Z2 ve Xperia Z1'den çok fazla fark yok. Ancak ufak tefek dokunuşlarla Sony Xperia Z3 daha iyi bir kamera performansı sunuyor. ISO 12800 hassasiyeti var. Bu da özellikle düşük ışıklı ortamlarda daha iyi fotoğrafların çekilmesine katkıda bulunuyor. Aynı zamanda görüntü sabitleme özelliği de Sony Xperia Z3'te biraz daha iyi çalışıyor. Düşük ışık performansı gerçekten iyileştirilmiş Sony Xperia Z3'te. Önceden gece çekimlerinde aşırı pozlama dikkat çekerdi. Bu aşırı pozlama etkisi biraz daha azaltılmış. Gürültüden daha az etkilenen fotoğraflar çekmek mümkün oluyor Sony Xperia Z3'te. Aydınlık ortamlarda da Sony Xperia Z3'te yine güzel kareler yakalamanız mümkün olabilir. Kamera uygulamasında da çok fazla değişiklik yok Sony Xperia Z3'te. Xperia Z1, Z2'den alıştığımız kamera uygulaması yine karşımıza çıkıyor. Çeşitli kamera uygulamaları var. Kamera uygulamasından bunlara erişmek mümkün oluyor. Süper otomatik modu seçtiğinizde 8 megapiksel çözünürlükte çekim yapılıyor. Ortam koşullarına göre bütün ayarlar yapılıyor ve size sadece dokunmak kalıyor. Bu şekilde 8 megapiksel 16'ya 9 veya 4'e 3 görüntü oranına sahip fotoğraflar çekebilir. Aynı zamanda Full HD video kaydı da yapabilirsiniz. Eğer daha fazla ayar yapmak istiyorsanız elle moduna geçiş yapıyorsunuz. Elle moduna geçiş yaptığınızda 4'e 3 görüntü formatında 20.7 megapiksel fotoğraf çekimi gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda çeşitli ayarları da yapabilirsiniz. Beyaz dengesi, pozlama terapisi gibi ayarları değiştirebilirsiniz. Bunun dışında SunPhoto arka planda sesle birlikte fotoğraf çekmeye olanak sağlıyor. Artırılmış gerçeklik uygulamaları yine var. Fotoğraflara çeşitli nesneler ekleyerek bu fotoğrafları özelleştirmek, daha eğlenceli hale getirmek mümkün oluyor. Ve bu şekilde de gördüğünüz gibi eğlenceli işler ortaya çıkarmak mümkün. Aynı şekilde artırılmış gerçeklik efekt uygulaması da var. Artırılmış gerçeklik efekt uygulamasını kullanarak da sanki bir sinema efekti, bir çizgi film efekti yaratabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamı bir Jurassic Park'a çevirmeniz bu şekilde mümkün olabilir. Ya da farklı seçeneklerden bir tanesini tercih ederek ortamı farklı şekilde yansıtabilirsiniz. Bu artırılmış gerçeklik efekt uygulamasında. Bunun dışında kendini çevir, çoklu kamera gibi özellikler var. 4K video kaydı yapabiliyor Sony Xperia Z3. Bulunduğunuz ortamı 4K kalitesinde, Ultra HD kalitesinde çekebilirsiniz. Tabii bu noktada Sony cihazın aşırı ısınabileceği şeklinde bir uyarıyı da karşımıza çıkarıyor. YouTube'da canlı yayında Sony Xperia Z3'ün dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Xperia Z3'ü bu şekilde bir canlı yayın aracına dönüştürmeniz mümkün oluyor. Eğer bir YouTube kanalınız varsa Xperia Z3'ü kullanarak bu şekilde YouTube kanalına görüntü aktarımında bulunabilirsiniz. Sony Xperia Z3 ile ilgili aktaracaklarımız bu şekilde. Gerçekten Sony Xperia Z3 2014 ikinci yarısında çıkmış olan
en iyi Android telefonlardan bir tanesi. Daha önceki Xperia Z serisi telefonlar belirli noktalar bakımından zayıf kaçıyordu. Ancak Xperia Z3 ile birlikte Sony daha eksiksiz, kullanıcıların gerçekten içini rahat ettirebilecek bir paket sunuyor. Sony Xperia Z3 2299 liralık tavsiye edilen satış fiyatıyla piyasada bulunuyor. Bu noktayı da belirtelim. Sony Xperia Z3 ile ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'da yer alan detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.